İbo'ya dedim ki İbo, ya döneceksin bu memlekete ya da ananı gömsünler. Ama nedir? Kıbrıs'a gelmek yetmez. İlla bir de devlet işine gireceksin. O maaşçık sabit bir yerden gelsin. Tutturdu Nazife. Bu İbo'yu bir devlet işine sokayım. Yapamam be anne ben memurluk. Anne ben istemem gireyim devlet. Anlamadım İbo. Anlamadım. Ben de girişimci kafası var. Ben girişimciyim. Senin anan İbo bu kadar sene sen bir devlet işine gir diye bu kadar yer yaptı. Ama İbo'nun içinde öyle bir şey yok. Bin berikat versin Polat Bey kabul etti bizi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Merhaba. Selam, merhaba. Neydi sizin? Sizin neydi? Bizim ufaklıktır bu en küçüğü. Dedik girsin bir işe. Oynama çiçeğinin. Dik otur. Bastırır, torpil de yapacak. Otururum araçta anne, sokma beni bu işlere ya. Sen gelin, o biri gelir. Onların hani sen gelir, hangi birini yazacak? Yaz gene adını ya, ona kurtulayım ben de artık. O kadar emek, o kadar okuttuk, okuttuk, okuttuk. Gene otursun evde diye ya. Sal beni ya, sal beni. Bir parça alıyor sandalye altında, bir parça alıyor. Yazın adını ya. İbrahim, İbrahim, İbrahim. Yazın adını hadi. İbrahim! Bunlar yaşa. Geçme başlar da senden içeri volta. Başla işe. Ne yaptı ki eyledi Nazife? Devlet içine soktu denini. Masam nerede? Masa, evet. Önce hayırlı olsun kardeş. Duyan mı? Birinci günden masa ister bu. Şimdi sana işi öğretecek olan hanımefendinin yanına gideceksin. Neydi ablam? Ablam benim bir evrak işi vardı da onu soracaktım. Bakalım. Aman sistem çöktü be ablam. Tamam ablam. Yarın geleceğim. Gördün? Böyle. Çok basit yani. O kadar. O kadar. Zaten sistem kendisi çöker ya. Bir şey yapmana gerek yok senin. Senindir. Şu oldum onun içinde. Panik ataklarım geliyor benim ya, benim. Panik ataklarım geliyor benim. 35 sene böyle ömür geçecek be. Aman aman. İbo bu defa bunalıma girdi. Ayşaba, bir konu var. İsterim sana söyleyeyim ilk. Hayırdır oğlum? Dayanamadım. Duvarlar üstü üstüme geldi. Bastım istifayı. Aman, Nazife'nin haberi var mı? Yoktu, daha söyleyemedim. Oo. Ayşaba. Sen söyleyebilin. Belki ağır ağır söylerim kendine. Alıştır alıştır. Alıştır alıştır. Ağır ağır söylerim kendine. Gel Nazife gel de bu İbo istifa etti devlet içinden. Ne? Ne? Soğuk tellana geldi baba yılıyor. Ayşava yardımın lazım. Bana bir iş fikri lazım. Niyetlisin. Bir girişimli bir iş yapacaksın. Bak sen vizyon sahibi insansın. Z kuşağına en iyi sen anla. Niyetlisin yatırım yapmaya. Yani ben isterim. Geldim bura. Kendi işimi kendim kurayım ya. Ben sana söyleyeyim. Nerede para var? Çiğ köfte. Ben Kalundra'dan dükkanları hatırlarım İbo. Şimdi bu memlekette öğrenci var mı? Var. Çiğ köfteyi çoğu sever. Hem ekonomik hem leziz. Hem karnın da doyar. Şimdi Ayşe'ye anlattık sonra benim kafada başladı lan bağır yansın. Vizyon işi, vizyon. Dedim doğru mu Ayşe'ye? Avrupa'da yüzlerin hani şubesi var. Mesela ben çiğ köfteye bayılırım. Al marulun içine, koy çiğ köfteyi, sık limonu da kendine. Yiyemem için. Afiyet olsun. Bu memlekette bu iş patlar. İbo beni dinledi. Çiğ köftemin bayiliğini aldı. Önce bir bayiyle başladı. Şimdi üç bayiye çıktı İbo. Diğerinden başladı. Lefkoşa, Mausa tuttu gider İbo. Yolu açık olsun. Senin Nazife başladı da ulansın. Patladı oğlumun işleri. Şimdi benim hesaplarım verdiğim şifresinde para akışını hep görür. Yani aylık memur maaşını katladı dörde. Şimdi ne yapsan para gelmeye başlayınca ben de gittim bir Ferrari aldım. Ben zaten hep söylerdim. En başından beridir söylerim. Anneciğim senin ne işin var devlet işinde? Senin bu girişimci ruhuna yazık olur annem dedim yana. Ama çiğ köftem de leziz be kardeş. Bir de torpilli dürüm koydum menüye anneme özel. Geldi onun içine patronu çeseder kendini. Dükkan dükkan gezer. Çiğ köftem, çiğ köftem şimdi Kıbrıs'ta yeni bayilerini arıyor. Bu zamanda aklını kullanacağım. Nazife'ye dedim be Nazife, İbo'nun o Ferrari'yi al da beni götüresin o çiğ köfteme.